Cihaz TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali Osmanuz. Bu videoda Sinerji işbirliğiyle piyasaya sürdüğümüz 8. hazır sistem olan Sinerji CTV V8 ile karşınızdayım. Bu bilgisayar arkadaşlar aslına bakarsanız Sinerji CTV V6'nın benzeri bir konfigürasyon. O konfigürasyon çok ilgi çekmişti ve stokları tükenmişti. Şimdi karşınızda benzer konfigürasyonun Asus AMD Radeon RX 6700X'te Dual OC ekran kartlı versiyonu bulunuyor. Bilgisayardaki ekran kartı özellikle geniş soğutma bloğu ve çok düşük sıcaklık değerleriyle dikkat çekiyor arkadaşlar. Bu bilgisayarı 2K Ultra grafiklerde test ettim. Şimdi bilgisayarın detaylı özelliklerine göz atmaya işlemci özellikleriyle başlayalım. Bilgisayarımızın işlemcisi AMD'nin Ryzen 5 5600 modeli. Bu işlemci 6 çekirdek ve 12 threadli 3.5 GHz temel 4.4 GHz boost saatlerinde çalışabilen 32 MB ön bellekli ve 65 W TDP'li bir işlemci. AMD Zen 3 çekirdek mimarisiyle 7 nanometre litografi ile üretilmiş olan bu işlemci hem oyunlarda hem de render işlerinde yüksek performans verebilecek kapasiteye sahip. Bilgisayarın standart halinde AMD Red Stealth soğutucuyla gelen Ryzen 5 5600 bu soğutucuyla throttle yapmayacak sıcaklık değerlerinde çalışabilecek. Ancak şunu baştan belirteyim, işlemcimiz ağır yük altında 85-87 dereceleri görebiliyor. Daha düşük sıcaklık değerleri görmek istiyorsanız işlemciyi undervolt yapmayı deneyebilir ya da bu bilgisayarı sıvı soğutmayla satın alabilirsiniz. İşlemcinin performansını Cinebench R23 ile test ettim. Yaptığım testte Ryzen 5 5600 çoklu çekirdekte 10.219 puan, tek çekirdekte ise 1465 puan aldı. Bu sonuçlara bakarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki işlemcimiz gayet hızlı. Ryzen 5 5600 mevcut işlem gücüyle bilgisayardaki RX 6700X'te ekran kartını beslemeye yetecektir. Adobe Premiere Pro tarafında ise 5 dakika uzunlukta bir 4K örnek videonun çıkışını alarak iki farklı test gerçekleştirdim. İlk testi H264 kodekte 1080p YouTube presetle render alarak yaptım ve bu render işlemi 2 dakika 24 saniye sürdü. İkinci testte ise H264 4K YouTube presetle render aldım. 4K render işlemi 6 dakika 22 saniyede bitti. Sonuç olarak Ryzen 5 5600 video kurgu tarafında da gayet iyi bir render performansını bizlere sunuyor. Bilgisayarımızın anakartı Asus markasının Prime B450MK2 modeli. Ryzen 4000 ve 5000 serisi işlemcilerle sorunsuz şekilde çalışan bu anakart AMD'nin B450 Yonga setine sahip. Yüksek kaliteli bileşenlerden üretilmiş olan Asus Prime B450MK2'de overclock'ta 4400 MHz'e kadar hız destekleyen 2 adet DDR4 RAM yuvası mevcut. Eğer isterseniz bu bilgisayara 2x32 GB şeklinde 64 GB'a kadar RAM takabiliyorsunuz. Bunun dışında bu anakartta işlemcinize overclock yapabilir. Asus ROG Armor Crate yazılımıyla işlemcinin anakartın ve ekran kartının sıcaklıklarını anlık olarak takip edebilirsiniz. Ayrıca şunu da unutmadan belirteyim, bu anakart Asus'un verdiği destek sayesinde AMD SAM yani Smart Access Memory teknolojisini destekliyor. Bu sayede bilgisayarımızın işlemci ve ekran kartından tam performans alabileceksiniz. AM4 soket yapısına sahip olan Micro ATX anakartımızın üzerinde bir adet PCI Express 3.0 X16 ekran kartı yuvası, 2 adet PCI Express 3.0 X1 genişleme yuvası, bir adet PCI Express 3.0 M2 yuvası ve 4 adet SATA 3 girişi bulunuyor. Bilgisayara toplam 5 adet depolama birimini aynı anda bağlayabiliyorsunuz. Bilgisayardaki M.2 SSD yuvası 32 Gigabit per second veri aktarımına imkan tanıyor. Bu yuva sayesinde bilgisayarımızda bulunan yüksek hızlı M.2 SSD'nin tam performansını alabiliyoruz. Anakartın giriş çıkış yuvalarına baktığımızda ise dahili GPU'ya sahip işlemciler için DSAP, DVI-D ve HDMI görüntü girişleri, 4 adet USB 3.2 Gen 1 tip A, 2 adet USB 2.0 yuvası, Realtek 8111H yongalı Gigabit Ethernet girişi ve 7.1 kanallı ses girişleri bizleri karşılıyor. Anakartın giriş çıkış yuvaları bence yeterli zenginliğe sahip. Bu bilgisayarda bağlantılar konusunda herhangi bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Tüm bunların dışında anakartın üzerinde BIOS flashback butonu da dikkat çekiyor. Bilgisayarın güncel BIOS dosyasını FAT32 formatlı bir USB belleğe atıp BIOS flashback tuşuna basarak BIOS güncellemesi yapabiliyorsunuz. Bu teknoloji sayesinde bilgisayarda işlemci ve bellek yokken bile BIOS güncellemesi yapabilirsiniz. Sinerji CTV V8'de bellek olarak Goodram IRDM Pro 2x8 GB 3600 MHz CL18 DDR4 RAM'ler bulunuyor. Bilgisayarda çift kanal 3600 MHz CL18 RAM takılı olmasının avantajıyla oyunlarda çok yüksek FPS değerleri elde edebiliyorsunuz. 2x8 GB RAM'in birkaç yıl daha yeterli olacağını düşünüyorum ama ilerleyen zaman içerisinde bu RAM'leri yükseltmeyi de tercih edebilirsiniz. Anakartımız 2x32 GB şeklinde 64 GB'a kadar RAM takmaya izin veriyor.
Bilgisayarımızın depolama birimi MLD markasının M300 500 GB PCI Express 3.0 Gen 3 X4 NVMe M.2 SSD modeli 465 GB kullanılabilir alan sunan bu M.2 SSD'nin 3300 MB bölü saniye okuma, 3100 MB bölü saniye yazma hızlarına sahip olduğu belirtilmiş. Atto Disk Benchmark'la yaptığım testte bu SSD 3.24 GB bölü saniye okuma ve 3.07 GB bölü saniye yazma hızlarına ulaşmayı başardı. SSD'mizin okuma yazma hızları bence gayet iyi seviyede ama 465 GB'lık kullanılabilir alan artık epey düşük kalıyor. Bilgisayarın depolama alanını ilerleyen zaman içerisinde yükseltmenizi şiddetle tavsiye ederim. Geldik bilgisayarımızın bence en önemli parçasına, ekran kartına. Ekran kartımız Asus markasının AMD Radeon RX 6700 XT Dual OC modeli. Piyasadaki tüm oyunları 2K çözünürlükte ultra grafiklerde oynatabilecek kadar güçlü olan bu ekran kartı Nvidia'nın RTX 3070 modeline rakip diyebiliriz. 12 GB GDDR6 görüntü belleğine, 192 bit bellek arayüz genişliğine ve 96 MB AMD Infinity Cache'e sahip olan ekran kartının içerisinde fabrika çıkışı overclockla 2620 MHz boost frekansı hızına çıkabilen 2560 adet akım işlemcisi bulunuyor. AMD RDNA2 mimarisiyle 7 nanometre litografiyle üretilmiş olan bu ekran kartı bir adet 8 pin bir adet 6 pin olarak toplam 14 pin güç girişiyle çalışıyor. 650 watt ve üzeri güç kaynakları ile kullanılabilen ekran kartımız tam performans halindeyken 185 watt civarında güç çekiyor. PCI Express 4.0 X16 ara birimiyle çalışan ekran kartında bir adet HDMI 2.1 ve 3 adet DisplayPort 1.4a yuvası bulunuyor. Yani bu ekran kartıyla 4 adet üst düzey monitöre aynı anda görüntü aktarabiliyorsunuz. Çift fanlı soğutma sistemine, daha fazla hava akışı için özel tasarlanmış eksen teknolojili çift rulmanlı fanlara, anakart üzerinde 3 slot yer kaplayan devasa soğutma bloğuna ve metal arka plakaya sahip olan ekran kartının sıcaklık değerleri bence harika seviyede. Oyun testlerinde de görebileceğiniz üzere bu kart %99 yük altındayken bile 65 derecenin üstüne çıkmadan çalışıyor. Ekran kartı fazla yük altında değilken fanlarını pasif hale getiriyor ve 0 desibel teknolojisiyle sessiz bir ortam sağlayabiliyor. Bu ekran kartında çift BIOS bulunuyor. Yani kartın üzerindeki anahtar sayesinde performans modu ve sessiz mod arasında kolayca geçiş yapabiliyorsunuz. Kartın detaylı performans ayarlarını ve termal kontrolünü yapmak için Asus GPU Tweak 2 yazılımını kullanabilirsiniz. Tüm bunların dışında AMD'nin FSR yani FidelityFX Super Resolution teknolojisiyle bu teknolojiyi destekleyen oyunlarda 2 kata kadar daha yüksek FPS değerleri elde edebiliyorsunuz. FSR desteklemeyen oyunlarda ise AMD RSR yani Radeon Super Resolution teknolojisini devreye sokabiliyorsunuz. Örneğin daha yüksek FPS değerlerine ihtiyacınız olduğunda AMD Adreno'nun sürücü arayüzünden RSR özelliğini açın. Oyunun içerisinde bir alt çözünürlüğü seçin. AMD'nin RSR teknolojisi bu değişimi algılıyor ve oyunun grafiklerini sürücü tabanlı olarak bir üst çözünürlüğe upscale ediyor. Giderek gelişen ve iyileşen FSR ve RSR teknolojileri sayesinde bu ekran kartı yüksek performansını uzun süre koruyacaktır. Bilgisayarımızın kasası Performax markasının Zercon modeli. Kompakt tasarımlı bir mid-tower kasası olan Performax Zercon tamamen mesh ön paneli, 4 adet rainbow fanı ve temperli cam yan paneliyle dikkat çekiyor. Havadarlık konusunda gayet başarılı olan kasanın ön kısmında 3 adet, arka kısmında 1 adet olarak toplam 4 adet 12 cm fanı bulunuyor. Fanların ışıklandırması sabit yapıda, yani renkleri ya da ışık animasyonu değiştirilemiyor ama yine de kasaya güzel bir görünüm kazandırmayı başarıyor. Fanlarımız bilgisayar yük altındayken bile rahatsız edici seviyede gürültü çıkartmıyor. Kasanın içerisinde 165 mm yüksekliğe kadar işlemci soğutucu, 240 mm'ye kadar sıvı soğutma sistemi ve 310 mm uzunluğa kadar ekran kartı takılabiliyor. Bilgisayarımız Micro ATX anakartla geliyor ama eğer isterseniz bu kasaya ATX anakartları da takabilirsiniz. Kasamızda altta gizlenmiş boşluğa 2 adet 3.5 inç hard disk takabiliyorsunuz. Ayrıca kasaya 2.5 inçlik 2 tane SSD de ekleyebiliyorsunuz. Güç kaynağımız da bu gizlenmiş bölgede yer alıyor. Kasamızın üst kısmına baktığımızda ise mıknatıslı toz filtresi hemen dikkat çekiyor. Kolayca temizlenebilen bu toz filtresinin altındaki bölgeye 2 adet 120 mm fan ya da 240 mm'ye kadar sıvı soğutma sistemi takılabiliyor. Kasanın alt kısmında güç kaynağının altında da çıkarılabilir bir toz filtresi unutulmamış. Kasanın üst ön kısmında ise güç tuşu, reset ve led tuşu, bildirim ledleri, kulaklık ve mikrofon girişleri, 2 adet USB 2 ve 1 adet USB 3 yuvası bulunuyor. Bilgisayarımızda güç kaynağı olarak Performax markasının 650 Watt 80 Plus bronz sertifikalı ve aktif PFC özellikli güç kaynağı bulunuyor. 12 volt kanalı üzerinden 564 Watt'a kadar güç aktarabilen bu güç kaynağı bilgisayarı test ettiğim süreçte hiçbir sorun çıkartmadı. Bilgisayarımızda bulunan AMD Ryzen 5 5600 işlemci 65 Watt civarında, Asus AMD Radeon RX 6700 X'e Dual OC ekran kartı ise oyunlarda 185 Watt civarında güç çektiği için bu güç kaynağı bu bilgisayarı beslemeye rahatlıkla yetecektir.
Şimdi geldik bilgisayarımızın oyun testlerine. Toplam 11 oyuna 2K ultra grafiklerde yaptım. Testler esnasında Windows 10 Pro 21H2 sürümü yüklüydü. Bilgisayarda AMD Adrenalin 22.7.1 sürücüsü kuruluydu. Ekran kartını oyun ön ayarlarıyla kullandım ve başka hiçbir ayar yapmadım. Testler esnasında kasanın yan kapağı kapalıydı ve odamın sıcaklığı 30 derece civarındaydı. Şimdi oyun testlerine geçelim. Ardından Cihaz TV'nin yorumuyla yeniden karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Oyun testlerimizin ardından geldik sonuca, yani Cihaz TV'nin yorumuna. AMD Ryzen 5 5600 işlemciye ve Asus AMD Radeon RX 6700 XT Dual OC ekran kartına sahip olan Synergy CTV V8 piyasadaki tüm oyunları 2K ultra grafiklerde yüksek FPS değerlerinde oynatabilecek güce sahip. Hatta grafik detaylarını biraz düşürmeyi kabul ederseniz bu bilgisayarla 4K çözünürlükte de bütün oyunları rahatlıkla oynayabilirsiniz. Kasamız mesh ön paneli, ekran kartımızsa çok geniş bir soğutma bloğuna sahip olduğu için bilgisayarda ısınmıyor.
ısınma sorunu yaşanmıyor ve stabil bir kullanım deneyimi sağlanabiliyor. İşlemcimiz yer yer 85 derecelere ve hatta bunun biraz üstüne çıkabiliyor olsa da 90 derecelik bir throttle sınırı olduğunu unutmamak gerekiyor. Bilgisayar bu kasada throttle yapmadan tam performansla rahatlıkla çalışabiliyor. Eğer bu hazır sistemi satın almayı düşünüyorsanız videonun altındaki açıklama kısmında bilgisayarın satış linkini bulabilirsiniz. Bu şekilde videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız YouTube kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.